Merhaba arkadaşlar. 30. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analiz ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Günlük banko kuponlar ve banko maçlar paylaşmaktayım. İddia tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Fatih Karagümrük evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Karagümrük oynadığı en son karşılaşmada. Kasımpaşa ile bir 1 berabere kalmış. Pendik Spor 2-0, Samsun Spor 2-1 yenip Hatay Spor'a 3-1 mağlup olmuş. Rize Spor ise kendi evinde 4-0 mağlup etmişti. Alayın Spor'un form durumuna baktığımızda Adana Demir Spor'la 3-3, Fenerbahçe 2-2 berabere kalıp Kasımpaşa 2-1 mağlup olmuştu. Pendik Spor ve Hatay Spor'la ise 1-1 berabere kalmıştı Alayın Spor. Karagümrük'te Alayın Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. 1-2 çifte şans. Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Fenerbahçe oynadığı en son karşılaşmada. Rize Spor'u 3-1 yenmiş. Alanya Spor'la 2-2 beraber kalmıştı. Gaziantep'i Antalya Spor'u 2-0. Ankara gücünü ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda Karagümrük'le 1-1 beraber kalmış. Adana Demirspor'u 3-1, Sporu, sporu 2-1, Trabzonspor'u 3-2 yenip Pendik 3-2 mağlup olmuştu Kasımpaşa. Fenerbahçeli Kasımpaşa arasında olacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu 1. Galatasaray evinde Antalya Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Galatasaray oynadığı en son karşılaşmalarda Ankara Gücü'nü 3-0, Sparta Pra 3-2, Başakşehir'i 2-0, Bandırma Spor'u 4-2, Samsun Spor'u ise 2-0 skorlarla mağlup etmişti. Antalya Spor'un form durumuna baktığımızda İstanbul Spor'la 2-2 berabere kalmış, Samsunsporu Spor'u 2-0, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe 2-0 mağlup olup Kayserispor'la 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray ile Antalya Spor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Gaziantep evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Her iki takımın Form durumuna bakacak olursak Gaziantep oynadığı en son karşılaşmada Samsun Spor'la 1-1 berabere kalıp İstanbul Spor'u 3-1 yenmişti. Fenerbahçe 2-0 mağlup olmuş. Kayseri Spor'la 1-1 berabere kalıp Galatasaray 2-1 mağlup olmuştu. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda Galatasaray 2-0 mağlup olup Hatay Spor'u 2-1, İstanbul Spor'u 2-0, Konya Spor'u 3-2 yenip Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu Başakşehir. Gaziantep'le Başakşehir arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Kayseri Spor evinde Ankara Gücü'nü ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kayseri Spor en son karşılaşmada Beşiktaş'ta 0-0, Antalyaspor'la ve Gaziantep'le birbirlik skorlarla berabere kalıp Samsun 2-0, İstanbul 1-0 mağlup olmuştu. Ankara gücünün form durumuna baktığımızda Galatasaray 3-0, Konya 1-0 mağlup olup Erzincan Spor'u 5-1 yenmişti. Sivasspor'la berabere kalıp Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu Ankara gücü. Kayseri Spor'la Ankara gücü arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Konya Spor evinde Hatay Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Konya Spor en son karşılaşmada. Ankara gücünü ve Sivas Spor'u 1-0'lık skorlarla yenip Rize Spor'la golsüz berabere kalmıştı. Başakşehir 3-2 mağlup olmuş. Konya Spor Gaziantep karşılaşması ise 1-1'lik bir beraberlikle sonuçlanmıştı Konya Spor adına. Hatay Spor'un formduğuna baktığımızda Sivas Spor'la 1-1 berabere kalıp Trabzonspor 2-0, Başakşehir 2-1 mağlup olmuş. Karagümür 3-1, Adana Demirspor ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Hatay Spor. Konya Spor'la Hatay Spor arasında çok olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Samsun Spor evinde Rize Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Samsun Spor oynadı en son karşılaşmada. Gaziantep'le 1-1 beraber kalıp Antalya Spor 2-0 yenmişti. Karagümrük'e ye 2-1, Galatasaray 2-0 mağlup olmuş. İstanbul Spor'la ise 1-1 beraber kalmıştı. Rize Spor'un form durumuna baktığımızda Fenerbahçe'ye 3-1 Sivas Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Konya Spor'la golsüz berabere kalmıştı. Karagümrük'e 4-0 kaybedip Trabzonspor'a 1-0 mağlup etmişti Rize Spor. Samsun Sporlar Rize Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Sivas Spor evinde Pendik Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form bakacak olursak Sivas Spor oynadı en son karşılaşmada. Hatay Spor'la 1-1 berabere kalıp Rize Spor'u 1-0 yenmişti. Konya Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Ankara ile golsüz berabere kalıp Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti Sivas Spor. Pendik Spor'un formduğuna baktığımızda Trabzonspor ve Karagümrük'e 2-0 yenilmiş. Adana Demirspor 2-1 yenmişti. Alanyaspor'la 1-1 berabere kalmış. Kasımpaşa ise 3-2 mağlup etmişti Pendik Spor. Sivas Spor'la Pendik Spor arasında olacak olan karşılaşma ile tahminim 1-0 çifte şans. Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Her iki takımın formuna bakacak olursak Trabzonspor oynadığı en son karşılaşmalarda Pendik Sporu 2-0, Hatay Sporu 2-0, Gençler Birliği 2-1 yenmiş, Beşiktaş'a 2-0, Kasımpaşa ise 3-2 mağlup olmuştu. Adana Demirspor'un form durumuna baktığımızda Alanya Spor'la 3-3 berabere kalmış, Kasımpaşa'ya 3-1, Pendik Sporu 2-1, Hatay Spor'a 1-0 mağlup olmuş, Beşiktaş'ta ise golsüz berabere kalmıştı Adana Demirspor. Trabzonspor'la Adana Demirspor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. İstanbulspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İstanbul Spor oynadığı en son karşılaşmada. Antalya Spor'la 2-2 beraber kalmış. Gaziantep 3-1, Başakşehir 2-0 mağlup olmuş. Samsun Spor'la 1-1 berabere kalıp Galatasaray 3-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda Kayseri Spor'la golsüz berabere kalıp Antalya Spor 2-1, Trabzonspor 2-0 yenmiş. Sivas Spor'a 1-0 kaybedip Beşiktaş adına Demirspor karşılaşması ise golsüz sonuçlanmıştı Beşiktaş adına. İstanbul Spor'la Beşiktaş arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Bayern Münih evinde Leipzig'i konuk ediyor Almanya Bundesliga'da. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Bayern Münih oynadı en son karşılaşmada. Bohuma 3-2, Lazio'yu 1-0, Leverkusen'e 3-0 mağlup olmuş. Borussia Mönchengladbach 3-1, Augsburg ise 3-2 skorla mağlup etmişti Bayern Münih. Leipzig'in form durumuna baktığımızda Borussia Mönchengladbach 2-0 yenmiş, Real Madrid'e 1-0 kaybetmişti. Leipzig-Augsburg karşılaşması 2-2 sonuçlanmış. Union Berlin 2-0 yenip Stuttgart'a ise 5-2 mağlup olmuştu Leipzig. Bayern Münih ile Leipzig arasında olacak olan karşılaşma için tahminim 1-2 çifte şans. Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain evinde Rennes'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Paris Saint-Germain oynadığı en son karşılaşmalarda Nantes'i ve Real Sociedad'ı 2-0, Lille ve Brest'i 3-1, Strasbourg'u ise 2-0'lık 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Rennes'in form durumuna baktığımızda Clermont'u 3-1 yenip Milano'yu 3 0 kaybetmişti. Le Havre'yi 1-0, Sochaux'u 6-1, Montpellier'i ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Rennes. Paris Saint-Germain ile Rennes arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. İngiltere Premier Lig'de Arsenal evinde Newcastle United'ı ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Arsenal oynadığı en son karşılaşmalarda Burnley'yi 5-0, West Ham'ı 6-0, Liverpool'u 3-1, Nottingham'ı 2-1, Crystal Palace ise 5-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Newcastle'ın form durumuna baktığımızda, Bournemouth'la 2-2 berabere kalıp Nottingham'ı 3-2 yenmişti. Luton'la 4-4 berabere kalmış, Aston Villa'yı 3-1, Fulham'ı ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Newcastle Arsenal ile Newcastle arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. İspanya La Liga'da Real Madrid evinde Sevilla'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Real Madrid oynadığı en son karşılaşmada Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kalmış. Leipzig 1-0, Girona'yı 4-0 yenmişti. Atletico Madrid'de 1-1 berabere kalıp Getafe'yi ise 2-0 mağlup etmişti Real Madrid. Sevilla'nın form durumuna baktığımızda Valencia golsüz berabere kalıp Atletico Madrid'i 1-0, Rayo Vallecano 2-1 yenmişti. Osasuna ile 1-1 berabere kalmış. Atletico Madrid'e ise deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu Sevilla. Real Madrid'de Sevilla arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. İtalya Serie A'da Milan evinde Atalanta'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Milan oynadığı en son karşılaşmada Monza'ya 4-2 mağlup olmuş. Rennes'i 3-0 Napoli'ye 1-0, Frosinene'yi 3-2 yenip Bologna ile 2-2 berabere kalmıştı. Atalanta'nın form durumuna baktığımızda Sassuolo'yu 3-0, Genoa'yı 4-1, Lazio'yu 3-1, Udinese'yi 2-0, Frosinene ise 5-0 mağlup etmişti Atalanta. Milan ile Atalanta arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.